dün yaşanan hareketli saatlerden sonra nasıl bitcoin kralları kripto fenomenleri elinde varını, yoğunu, sağlığını, parasını, pulunu nasıl kaybettiğini size anlatmak istiyorum. Bu insanlar hangi yanlış davranışlarla varlıklarını, sağlıklarını, paralarını kaybettiler. Bugün size onların yanlış davranışlarını anlatmak istiyorum ki sizde sahip olduklarınız varlığınız olabilir, sağlığınız olabilir, kurduğunuz aileniz olabilir. Bu davranışlardan kendinizi muhafaza ederek kaybetmezsiniz. Bugün bunu anlatmak istiyorum. Bunlar meşhur bitcoin krallarıydı. Bunlar kripto fenomenleriydi. Bunlar elindekilerini maalesef kaybettiler. Hangi hataları oldu? Değerli arkadaşlar birinci en büyük hataları hırs. Bu hırs insanları yıllarca elindekilerini kaybetmesine sebep oldu. Diğer en büyük hataları da kolay yoldan para kazanma davranışları değerli arkadaşlar. Hazreti Allah'ın bir adaleti var. İnsan emeğinin, terinin ve gayretin karşılığını alıyor. Kader gayrete aşıktır. Kolay yoldan bir yere ulaşmak hiç emek harcamadan bu sadece masallarda oluyor. Loto toto piyango da oluyor değerli arkadaşlar. O da sağlıklı değil çünkü kolay yoldan haksız bir şekilde kazandığın ne varsa bunları çok hızlı bir şekilde acı çekerek geri ödüyorsun. Bu fenomenlerin en büyük hatalarından bir tanesi kaldıraç heybel virkumları kullanarak reklamlarda, masallarda hep o şekilde anlatıldığından dolayı o davranışı sergilediler. O yüzden kolay yoldan hiçbir şeye ulaşamazsınız. En önemli şey emin adımlarla sağlam adımlarla hedefe yürümek. Gayret göstererek arzudun hedefe ulaşma. Üçüncü hataları değerli arkadaşlar, eğitimsizlik. Bakın, çok açık ve net söylemek istiyorum. Araba sürmeyi sen kendi başına da öğrenebilirsin. Eğitim almadan. Kendi başına öğrendiğin arabayı yavaş kullanırsın. Neden? Çünkü sağa sola çarpacağım tehlikesi olduğundan dolayı veya çarptığından dolayı çok yavaş gidersin. Mesela 30'da gidersin. 20 ile gidersin. Bilmiyorsun çünkü. Kendi başına öğrendin. Bu arkadaşlar da kendi başlarına eğitim almadan bir şeyler öğrendiler. Fenomenler. Ve onları uygulamaya çalıştılar. Tam yapamadıklarının ondalayı hataları çok oldu. Bununla beraber her şeyin bir usulü, bir adabı var değil mi? Araba sürmeyi öğrenmek istiyorsan, sağlam bir şekilde, güvenli bir şekilde araba sürmek istiyorsan o zaman ne yapacaksın? Usulü var değil mi? Gideceksin bir şoför okuluna o sana nasıl araba süreceğini öğretiyor. O yüzden kripto fenomenlerinin en büyük hataları eğitimsizlik ve bu eğitimsizlik bütün ellerinde varlıklarını kaybetmelerine sebep oldu. Bunun yanında dördüncü hataları da kendilerini eğitimli zannetmek. Ya ben bunu öğrendim zaten uygulayarak öğrendim yapabiliyorum ben başarabiliyorum diyerek kendilerini bilgili zannetmek ve Öğrenmeye kendini kapatmak. Ben biliyorum dediğinde öğrenmeyi durdurursun. Gelişemez. Gelişmeyen bir insanda mutlaka yanlış yapar, hata yapar. O yüzden çoğu insan bildiğini zannediyor. Bilmek başka bir şey, bilgilik başka bir şey. Bilmek örneğin sigara içmek seni kanser edecek. Bunu biliyorsun. Öleceksin yani 30-40 sene önce öleceksin. Bunu biliyorsun. Fakat bir türlü duygularına hakim olamayarak sigara içmeye devam ediyorsun. Yani bilge değilsin. Biliyorsun 40 sene önce ölmeni durduramıyor bu bilgi değil mi? Bu fenomenlerde maalesef kibre düştüler. Biliyoruz dediler. Öğrenmeye kendilerini kapattılar. O yüzden bu hatalarının bedellerini ödediler. Bunun yanında da 5. en büyük hataları akıllanmamaları. Yani ders almamaları. Bu insanlar hata yaparsın değil mi? Bir tane hata yaparsın, ondan ders alırsın. Veya tecrübeli insanların bilgilerinden faydalanırsın. Onun geçmişte yaptığı hatadan sen öğrenirsin. Tekrar aynı hata yapmak zorunda değilsin. Hani bununla alakalı bir atasözü var. Tecrübeye saygı sana yılları kazandırır. Sana ömür kazandırır. Sana hayat kazandırır. Yani illa o hatayı yapacaksın diye bir şey yok. Sen akıllanabilirsin başkasından onun tecrübelerinden faydalanarak onu kendine yansıtabilir, akıllanabilir, hatalardan uzak kalabilirsin. Altıncı maddeye gelelim. Duyguların kölesi olmak. Yani duygularınla hareket etmek. Duygularınla aldığın kararlar mutlaka yanlış olur. Yani mantık zekasını devreden çıkarıp duygularınla hareket etmek. Bu fenomenlerin batmasına neden oldu değerli arkadaşlar. Mantık zekasını kullanman gerekiyor. Devreye sokman gerekiyor. Matematik, mantık, fizik bunlar senin hayatında karar alma konularında başarıya götüren anahtarlardır. Elinizdekileri kaybetmemek için sağlık, saat, afiyet, aile, huzur, mutluluk tamam mı? Bunlar Var olan varlıklarınız, para, pul bunlar da olabilir. Hepsi içerisinde kaybetmemek için yapmanız gereken şeyler bu 6 tane yanlış davranıştan uzak kalmak. Bu konuyla alakalı biz yıllardan beri eğitimler veriyoruz. Almanya'dan Avrupa'da yaşayan gerçekten kendini değiştirmeye, gerçekten kendini değiştirmeye açık olan insanlara, öğrenmeye açık olan insanlara online mentörlük eğitimleriyle onların hayatlarını 3 ayda 2 katına arttırıyoruz. Eğer sen de gerçekten elindekilerini arttırmak istiyorsan, varlıklarını çoğaltmak istiyorsan, kaliteni 3 ayda 2 katına çıkarmak istiyorsan, biraz önce saydığım yanlış davranışlardan uzak kalmak istiyorsan, yani elindekilerini kaybetmek istemiyorsan o zaman bizim eğitimlerimize katılmak için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder, seni online eğitimlerimize alalım. Bu eğitimler aynı zamanda senin duygularını, düşüncelerini, davranışlarını nasıl kontrol edebileceğini sana gösteriyor ve bu şekilde başarına başarılar katıyorsun. Bereketine bereket katıyorsun. Huzuruna huzur katıyorsun. Yani hayatına, yaşamına kendine ve çoluk çocuğuna kalite katıyorsun. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla. Formu doldur, gönder. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.